Merhaba. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada çok ünlü, Türkiye'de çok tartışmalı bir yazar Orhan Pamuk ve onun her kitabı gibi yine çok tartışmalı olan kitabı Veba Gecelerinden bahsedeceğim. Bir edebiyat sever olarak Orhan Pamuk ve kitapları ile ilgili olan gelişmeler aslında beni bir yandan çok memnun ediyor. Veba Geceleri ile ilgili Orhan Pamuk'un söyleşilerinden öğrendiğimiz kadarıyla 40 senedir bu kitabı planlamış kafasında e, son 5 sene içinde yazmış kitabın özelliği şu pandemiden dolayı veba gecelerini veba salgını anlattığı için Osmanlı'nın çöküş döneminde pandemiyle birlikte daha çok gündemi meşgul etti gündeme oturdu Orhan Pamuğu hem yurt içinde hem yurt dışındaki yayıncıları sıkıştırdılar o nedenle de pandeminin başlamasıyla birlikte kitabını bir sene içinde bitirmeye çalışmış Orhan Pamuk. Şimdi güzel olan yan şu, kitabın daha fikri ortaya çıktığı günden itibaren Orhan Pamuk kitaplarının hepsi için bu geçerli. Herkes bunu konuşuyor. Büyük bir heyecanla kitap bekleniyor. Pandeminin patlamasıyla birlikte veba geceleri de aslında okurları tarafından Orhan Pamuk'un heyecanla beklenmeye başlandı. Üzerine tartışmalar oldu. Yayın zamanına gelindi. Yayınlanmadan önce bu Türkiye'de sanıyorum ilk defa yapıldı. Yapı Kredi yayınları Orhan Pamuk'un yer aldığı tanıtım videolarına başladı. Bu da çok güzel bir şey bir yandan. Ve yayınlandı kitap. Müthiş heyecan verici bir olay. Bir kitabın ilk basımı 300 bin bastı bu ülkede kitap yayınlandı. Tamam tartışma olacak ama hiç ummadığımız bir tartışmaya. Tartışmanın içinde bulduk hepimiz kendimizi. İlk olarak kitabın Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ettiği ile ilgili bir tartışma gündeme geldi. Aslında bunu hiç konuşmak istemiyordum ama edebiyatla ilgili bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. O nedenle bu konuyu açtım. Hiç konuşulacak bir konu bile değil. Bir edebiyat sever için. Neden? edebiyat ne işe yarar? Edebiyat niye anlatır? Edebiyat birisini yargılar mı, suçlar mı, hakaret eder mi? Bir insanın başka bir insanla ya da konuyla ilgili nefretini, olumsuz düşüncelerini anlatmak ister mi? Edebiyat öcü alma yeri midir? Birisiyle aranızda olan husumetin çözüm yeri midir? Edebiyat bunların hiçbiri değildir. Edebiyat bir anlamı ve anlatma aracıdır. Evet yazarın bir derdi vardır. Yazar o derdini kitabıyla anlatmaya çalışırken aslında bir yandan da kendisi de bir anlama sürecinin içinde yarılır. Ve okurunu da bu sürecin içine konuk eder. Bu saydığım suçlamalar yani eğer edebiyat ya da bir kitap birini suçluyorsa, birini hakaret ediyorsa... Birinden öcü almaya çalışıyorsa, başka bir şeyleri dert ediniyorsa o zaman biz edebiyattan konuşmayız, başka bir şeyden konuşuruz. Dolayısıyla herhangi bir edebiyat sever için herhangi bir kitabı birisine hakaret ettiği, aşağıladığı gibi bir şekilde itham etmek bence mümkün olan bir şey değil. Mahir Ünsal Eriş'in çok güzel bir sözü vardır. Bir söyleşi de ben kendisine şunu sormuştum. İyi edebiyat ve kötü edebiyat nedir sizin için diye. Onun şöyle çok güzel bir cevabı var. İyi edebiyat ya da kötü edebiyat diye bir şey yoktur. Tek bir edebiyat vardır. O da iyidir zaten. Mesele bu kadar basit. Dolay Asıl üzücü olan bu sürecin sonunda e, şu şekilde sonlandı. Yayın evi ve Orhan Pamuk hayır biz kimseye hakaret etmedik diye bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Bu hem Türkiye için hem edebiyat için üzüntü verici bir olay. Dolayısıyla konuyu şöyle bağlayalım: Edebiyatta böyle şeyler olmaz. Edebiyat anlama ve anlatma sürecidir. Konuyu burada noktalayalım. E, kitapla ilgili dediğim gibi e, bu gelişmeler çok sevindiriciydi. Kitap yayınlandı. Orhan Pamuk'un hem seveni hem sevmeyeni Nobel ödüllü olması nedeniyle nedenin hiç anlayamadığım çok fazla eleştiriye maruz kalıyor. Ama sonuçta Nobel'li Türkiye'nin bir yazarı var. Veba gecelerini çok iyi bir yazar olduğu için Orhan Pamuk eleştirmeyecek miyiz? Tabii ki eleştireceğiz. Çünkü ben kendi adıma bazı kişisel eleştirilerimi bu videoda dile getirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. E, kitaba başladığımda özellikle ilk 50-100 sayfada oldukça zorlandım. Çünkü Orhan Pamuk'un kendine özgü bir cümle yapısı var. Bu da çok doğal. İyi yazarların hepsi kendi üslubunu, cümle yapısını oluşturuyor. Kendilerine özgü bir yazım tarzı var. Alıştıktan sonra bu daha rahat gidiyor. Fakat usta yazar olmasından kaynaklı belki, belki her cümle üzerinde çok fazla uğraşılmış. O kendine özgü cümlelerin ritmi ve ahengini ben bir türlü tutturamadım. O yüzden okurken çok zorlandım. Belki de Orhan Pamuk bu konuda emek harcamamızı istiyordu. Ben oldukça emek harcadım ama bu benim için biraz yorucu oldu ve kitaptan uzaklaşmamı sağladı. Orhan Pamuk kitaplarının ilk cümleleri her zaman çok çarpıcıdır, çok önemlidir. Kitapları kadar çok tartışılır. Şimdi kitaptaki ilk cümle şöyle. Diyor ki bu hem bir tarihi roman hem de roman biçiminde yazılmış bir tarihtir. Şimdi Orhan Pamuk aynı zamanda muzip bir yazar. Okurunu bir oyunun içine davet ediyor romanlarında. Öyle kolay kolay e, oyunun içinde e, okuru ilerletmiyor. Burada şunu yapıyor. Evet. Bir tarihi roman okuyorsun. Ama eleştiremezsin çünkü aynı zamanda bir kurgu bu. Bir kurgu okuyorsun. Bunu eleştirebilirsin ama aynı zamanda bir tarihin içindesin. Fakat ben yine de kendi adıma şöyle bir şey söylemek zorundayım. Kitap boyunca o kadar çok tarihe yönelik açıklama var ki bir de üst kurmaca yöntemiyle yazılmış kitap. Mina Mingerli isminde bir tarihçinin ağzından olaylar anlatılıyor ve gerçekten de romanın dili sanki tarihi kitap okuyormuşum şeklinde gidiyor. Yani o roman tadını ben kendi adıma tam olarak alamadım. Yine Orhan Pamuk'un videolarından ve söyleşilerinden öğrendiğim kadarıyla bu kitapta yer alan karakterler Orhan Pamuk diyor ki hiçbirinde ben yokum. Hepsi bana mesafeli olan karakterler. Açıkçası okur olarak okurken bunu hissediyorsunuz. Ben de karakterlerin hiçbiriyle bir yakınlık kuramadım. Ve ben biraz duygusal bir okurum. Kitapla, karakterlerle duygusal bir ilişki içine girmek hoşuma gidiyor. Onlarla özdeşleşmek, kahraman olsun anti kahraman olsun, onların iç dünyalarına girebilmek benim için önemli. Veba gecelerinde ben bunu başaramadım. Belki Orhan Pamuk'un karakterlerini e, durduğu bu mesafeli duruş buna etkide etkide bulunmuş olabilir. Şimdi bu eleştirileri yapıyorum. Peki kötü bir kitap ya da e, iyi bir kitapla birlikte değil miyiz? Hayır kesinlikle öyle değil. Çok başarılı bir kitapla birlikteyiz. Çok iyi bir yazarın elinden çıktığını Kitap boyunca her satırda hissediyoruz. Neden? Çok büyük bir araştırmanın ürünü bu kitap. Bu çok belli. Çok fazla detay var. Bunlar evet bir anlamda okuru yoruyor ama aslında ne kadar titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu da görüyoruz burada. Bir aşk romanı, bir bürokrasi romanı, bir doğu batı sorunsalını işleyen bir roman Osmanlı'nın çöküş dönemini anlatıyor. Tarihi bir roman, bir ada kuruluyor. O adadaki 6 ay anlatılıyor kitapta. Hiç olmayan bir adada, hiç olmayan olayların olduğu bir kurgu var. Ve 500 sayfa boyunca yazar tüm bunları harmanlayarak müthiş bir kurgu ortaya çıkarmış. Şimdi tabii ki bu açıdan takdiri hak eden bir roman. Şöyle bir şey var, ben eleştiri yazılarını ve videolarını da, eleştiri yazılarını okuduğum videoları izledim kitapla ilgili. Orada da şu dikkatimi çekti, Orhan Pamuk biraz şöhretinin bedelini ödüyor. Bu tartışmaların odağına da o nedenle geliyor. Şöyle ki, biz bir beklenti içine giriyoruz, bir kısım eleştirmen ya da yorumcu, Kitabı yere göğe koyamıyor. Ama ben bunlara baktığımda e, temelini göremedim. Tamam çok iyi bir roman ama neden iyi bir roman? E, bu konuda pek bir şey göremedim. Eleştirilerde Eleştirilere baktığımda dediğim gibi e, Atatürk'e ya da Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretle ilgili eleştirileri almıyorum. Ama edebi eleştiriler açısından e, güzel eleştiri yazıları vardı. Bir tanesi... Umut Dağıstan'ın K24'te yazdığı güzel bir yazı vardı. Hem kitabın ne kadar iyi bir kitap olduğuna dair hakkını vermiş. Hem de bir edebiyat sever olarak, bir okur olarak hangi bölümlerde o ölçüt sorununa değinmiş. Hangi kısımların nasıl yapılsa daha iyi olacağına dair bilgiler verilmiş. O yazıyı çok beğendim. O yazıda Fethi Naci'nin bir yorumuna yer vermiş bir alıntısına. Fethi Naci bir kitapla ilgili ne kadar iyi bir kitap olduğunu bir okur için şuradan anlarız diyor. Kitabı bitirdiğinizde sizde yeniden okuma isteği uyandırıyor mu? Maalesef veba geceleri bende böyle bir istek uyandırmadı. Çünkü çok yoruldum kitabı okurken. Dediğim gibi duygusal bir yakınlık kuramadım. Ama tüm bunlar kitabın ne kadar iyi bir kitap olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu tamamen benim okur olarak kitaba dair öznel bir duruşum. Dolayısıyla Orhan Pamuk'un ne kadar iyi bir yazar olduğunu, ne kadar iyi yazdığının bir kere daha altını çiziyorum ve konuşmamı sonlandırır sonlandırırken şunu da belirtmek zorundayım. Nobel Edebiyat Ödülü'nü kimse sadece siyasi duruşundan ötürü bir yazara vermez. Gerçekten iyi olduğu için, tüm dünya çapında iyi bir edebiyat sergilediği için bu ödül verilir. Bu da yeterli değildir. Evet, hem Türkiye'de hem dünyada belli bir duruşu da temsil etmesi gerekir bir yazarın. Orhan Pamuk'ta tüm bunlar var. Bu Türkiye için gurur verici bir durumdur. Yani biz Orhan Pamuk'u sevelim ya da sevmeyelim, ülkemizin bir tane Nobel ödüllü yazarı var. Bu bizim içinde bir gurur kaynağıdır. Bunun tartışmasının yapılmasını bile çok anlamsız görüyorum. Ne kedisiz ne şiirsiz ne kitapsız kalın. Hoşçakalın.